Tamer Korkmaz Bütün bunlara gözlerimizi kapatmaya tam gaz devam. Evvela arşivden çıkardığımız 5 Haziran 1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer verilen bir habere zoom yapıyoruz. Haber Aziz Nesin'e ölüm fermanı başlığını taşıyor. Spotta MIT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın bayram öncesi Erdal İnönü'yü ziyaret ederek radikal İslamcıların aziz nesine karşı eylem hazırlığı içinde olduklarının saptandığını söylediğinden bahsediliyor. Yani 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamından bir ay öncesinde yayınlanan bir haberden söz ediyoruz. Peki bu ibretlik örnek hangi hadiseye benziyor? Çarşamba günkü yazımızda atıfta bulunduğumuz gizli belgedeki derin olayla aynı kapıya çıkmanın bile ötesinde bir nevi tek yumurta ikizidirler. Kısaca hatırlatalım. 19 Aralık 1989 tarihinde dönemin MİT müsteşarı Teoman Koman, çiçeği burnunda Başbakan Yıldırım Akbulut'a gönderdiği gizli yazıda ilerleyen günlerde Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok gibi laik isimlere yurt dışından getirtilecek dinci militanlarca suikast düzenleneceği istihbaratının elde edildiğini bildiriyordu. Bahse konu bu gizli yazı 2009'da Cumhuriyet'e çıkan bir haberde yer aldı. Her iki hadisede de dönemin mit müsteşarı olan kişiler ilkinde dönemin başbakanını, ikincisinde ise dönemin başbakan yardımcısını güya uyarıyorlar. Buna mukabil ne oluyor? 1. Adları geçen layık like aydınların tamamı 1990 yılında suikaste kurban gidiyorlar. 2. 2 Temmuz 1993'te ise Sivas katliamı yaşanıyor. Tepeden tırnağa tedbir alması gereken yetkililerin hiçbiri nedense tedbir alamıyorlar yahut almıyorlar. Mesela dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in tam da yazımızın girişinde bahsettiğimiz Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 Haziran 1993 tarihli nüshasında yer alan bir demeci var. Sezgin "Benim gibisi zor bulunur." diyor. Sahi, Sezgin gibi bakanlar derin hadiselere iyi perdeleme yaptıkları için mi zor bulunuyorlar? Mevzu bahis her iki dramatik hadisenin öncesinde yetkili siyasilere yapılan İş bu sözde uyarıların aslında 1990'daki Lay Aydın suikastlarının ve 1993'teki Sivas katliamının arkasındaki derin adresi hasır alta etmeye yaradığını görmek zorundayız. Dönemin adı geçen istihbarat müsteşarları da bu arada gerekli uyarıyı yapmış ve işin içinden sıyrılmış oluyorlar. Tüm yollar nereye çıkıyor? 1990'daki laik aydın cinayetlerinin de 1993'teki Sivas Katliamı'nın da perde arkasında Türkiye'deki Gladio vardır. Müsteşar sıfatını taşıyan elemanlarına malum uyarıları yaptırtan da gerekli tedbirlerin alınmasına kukla siyasetçileri vasıtasıyla engel olan da 1990'daki suikast zincirini Piyonu terör örgütünün tetikçilerine havale eden de üstüne 1993'te Sivas'ta özel harpçi elemanlarına sahne aldıran da aynı derin karargâhtır. O süreçteki tüm cinayetlerin faturası ise Fevkalade konforlu yalanlar üzerinden dincilere çıkartılmıştır. Tarihlere dikkat. 25 Ekim 1989 tarihinde Dursun Karataş ve Bedriya'nın cezaevinden adeta güle oynaya kaçmalarını sağlayan Gladio, sahte bayrak gösteren dev solunu yeniden canlandırıp 1990'daki laik aydın cinayetlerine tetikçi olarak tayin etmiştir. Cezaevinden kaçışlarla Teoman Koma'nın yeni başbakan Akbulut'a gönderdiği gizli yazının arasında sadece 55 gün vardır asıl görev yeri neresiydi? Bir önceki yazımızda bahsettik. 2011'de medyaya Madımak'ı biz yaktık diye itirafta bulunan, ismi verilmeyen özel harp görevlisi H.Ç. Sivas'ın emrini dönemin 3. Ordu Komutanı Teoman Koman'dan aldık demiştir. Buradan çıkan nedir? Mr. Koman'ın asıl veya gizli görevi Gladio hiyerarşisi içindedir. İstihbaratın asker müsteşarı sıfatını taşırken de, 3. ordunun komutanı iken de, Türkiye'deki Gladion'un işbu infaz direktiflerini yerine getirmek için organizasyonu yapan emirleri veren kişi olduğu anlaşılıyor. Başvekil Menderes'in idam edildiği 17 Eylül 1961 tarihine gittiğimizde, Teoman Koman'ın derin görev geçmişinin çok daha eski yıllara dayandığını görebiliriz. Menderes'in idamından bir gün sonra eşyaları liste halinde tutanağa geçirildiğinde, eşyaları teslim alanların başında Topçu Üsteğmen Teoman Koman vardı. Yani Menderes asılırken Mr. Koman olay yerinde görevlendirilmiştir. İlk kurşunu atan kimmiş? 1993'ün ilk iki ayında İsrail'de patlayıcı eğitimi, 1996'da ise Amerika'da 3 ay kontur gerilla eğitimi almış olan bu özel harpçi H.Ç.'nin Sivas itiraflarıyla 2011 finali yapalım. Erzincan'da poligon birliğindeydik. Teoman Koman geldi ve Sivas'ın talimatını verdi. 2 gün öncesinden Sivas'taydık. 13 kişiydik ve ikişerli gruplara ayrıldık. Bir kişi geri bırakıldı halkın arasında epeyce dolaşıldı, Jitem'den gelen bilgilerden istifade edildi, işimiz insanların Madımak Oteli'nin önünde toplanmasını sağlamak, taşı atmak ve sonra çekilmekti. Başlarken 5. gruptaki bir arkadaşımız ilk kurşunu attı. Arkasından molotof kokteylleri geldi, görevimiz kargaşayı çıkarmaktı. Yapmamız gerekeni yaptık. Tamer Korkmaz, Yeni Şafak